Ne söyleyecektin? Bir şey söyleyecektin. İzleyicilerimize de bugün başladık mı? Başladık ama genelde böyle. Pardon, bir daha baştan alamıyoruz değil mi? Tamam, peki ben baştan alıyorum. Efendim hoş geldiniz, böyle açmam gerekiyordu ama. Evet, bir girişimcilik programından daha, web programından daha karşınızdayız. Oğuzhan'a Gören'le beraber her cuma olduğu gibi bu cumada girişimcilik hikayelerini taçlandıran başarı, başarısızlık, bunları konuşacağız. Sorularınız, yorumlarınız olursa, eleştirileriniz olursa, bunları hiç güzel anlatamıyorsunuz. Keşke şunu anlatsanız. Yahu benim şöyle bir projem var ama bir türlü hayata geçiremedim. Bende sermaye yok, benim eğitimim yok. İstediğinizi yazabilirsiniz. Yani hatta bugün tam olarak başarıyı konuşacağız. Başarı, başarısızlığı konuşacağız. Çünkü aslında işin özünde biz neye başarı diyoruz, neye başarısızlık diyoruz, neyi aşmamız lazım bugün bunun için. Aslında tam yayının başında da onu söyleyecektim. İzleyicilerimize sizin için başarı tanımı nedir diye sorarak başlayalım diyecektim. Dolayısıyla sizden de aslında özellikle siz kendinizi en son mesela başarılı ettiğiniz zaman ne zamandı? Bir düşünün bakalım, sizin için başarı tanımı nedir? Sizden de cevapları alalım. Dolayısıyla anlattıklarımız da bu noktada biraz daha şekillensin. Ben kendimkini söyleyebilirim. Evet, söyle. Senden başlayalım. Tamam, harika. Geçen hafta Ümit Boyner konukken erken seçim son dakikası geldiğinde yüz mimiklerime hakim oldum. Soğuk bir duş etkisi yarattı bende o son dakika. Fakat kendime hakim oldum ve programı gayet güzel bir şekilde tamamlayabildim. Güzel. Burada aslında şunu diyorsun. İrade kontrolü. İrade yani, kontrolünü yaptım. Bu, normalde çok başarılı değilimdir o konuda. Yani aslında hiç soğukkanlı değilimdir, çok fevriyimdir, düşünmeden konuşurum falan, o yapıda bir insanım. Aslında bu çok önemli. Girişimciler için mesela önemli bir noktadan bahsediyorum. Girişimciler için önemli noktalardan bir tanesi iradesine ve yapmak istediklerine sahip çıkmak. Çünkü zaten sınırlı sayıda irade gücümüz var ve biz hep her önümüze gelene tahriklere kanıp, tacizlere kanıp, manipülasyonlara kanıp başkasının istediği hayatları yaşıyorsak zaten orada bir sıfır, hatta birkaç sıfır geriden başlıyoruz. Ya Metin Bey, hiçbir şey başaramadım demiş olsan. Metin Bey miydi görmedim ama galiba ismi, yani rumuzunu göremedim, Metin Bey'miş. Hiçbir başarı yok demiş. Hayatta hiç başarısı olmayan bir insan olur mu? Bence olamaz. Doğru analiz edememiştir belki de. Aslında burada şey var. Eskiden bir televizyon reklamı vardı. Bir bankanın reklamı. Bankanın reklamları da ilk önce işte o spermi gösteriyordu. Diyordu ki hayatta hepimiz en az bir kere birinci olmuşuzdur diyordu. Doğru. Yani o kadar rekabet içerisinde eğer kesinlikle yumurtaya bir tanesi giriyor ve sen doğuyorsan kesinlikle zaten aslında bir başarı. Dolayısıyla bütün insanlar doğuş itibariyle aslında başarılıdır. Birincisi bu. İkincisi zaten aslında çok ufak şeylerden de mutlu olup başarılı olabiliyoruz. Yani hakikaten uyanabilmek de bir başarıdır arkadaşlar. Nefes alabilmek de bir başarıdır. Hani böyle normal gördüğümüz şeyleri yapabiliyor olmak da aslında başarıdır. Önemli olan bu başarılardan aslında ne ders çıkardığımız, ne öğrendiğimiz aslında seviyemizi geliştirmektir. Peki bugün de zaten bunları konuşacağız. İstersen başlayalım. Ben sözü sana vereyim. Tamam. Başarı, başarısızlık. Başarı ve başarısızlık. Çünkü birbiriyle çok alakalı olan kavramlar. Bir girişim içinde en önemli herhalde iki kavram. Şimdi genelde sorduğumda, şimdi izleyicilerimizden henüz bir cevap gelmedi ama genelde ben bu soruyu sorduğum zaman aslında aldığım cevap şu oluyor. Mutlu olmak. Yani başarı tanımı mutlu olmak. Evet, önemli, çok doğru. İkincisi işte insanların hedefledikleri şeyleri yapabiliyor olması. Para kazanmak tanımı olabilir. Yani Türkiye'deki birçok kişi para kazandığında kendini başarılı buluyor olabilir. Para bunun bir ölçütü, bir göstergesi. Başarılı olduğunuzun bir göstergesi ama başarıyı paraya endekslediğimiz zaman da büyük ölçüde mutsuz olmak olası. Mutsuz olunca da insanın kendini başarısız hissetmesi olası. Ben bugün başka bir perspektiften bahsedeceğim. Bunları aslında bir sonuç olarak getiren bir perspektiften bahsedeceğim. Benim hoşuma giden başarı tanımı Winston Churchill'e ait bir tanım. Churchill'in tanımı. Evet, peki Churchill ne diyor? Churchill başarıyla ilgili şunu söylüyor. Diyor ki başarı, başarısızlıktan başarısızlığa heyecanı hiç kaybetmeden koşma becerisidir. Yani bence buradaki asıl konu başarısızlıktan da başarısızlığa koşuyorsun. Aynen. Başarısızlıktan başarıya peki koşmuyorsun. Tabii ki. Çünkü üst üste başarısız olmana rağmen hala heyecanını kaybetmiyorsun. Kesinlikle aslında öyle. Kesinlikle öyle. Getirmek istediğim bakış açısı bu. Neden böyle diyorum? Çünkü evet doğru, para kazanmak bunun bir göstergesi, mutlu olmak, hedeflere ulaşmak bir göstergesi ama arkadaşlar bunların hiçbiri bir gecede olmuyor. Hani zamanda çıkmıştı Mirkelen bir gecede ünlü oldu diye çıkmıştı. Hayır, bir gecede ünlü olmadı. Ve Cem Yılmaz bir günde ünlü olmadı. Ha. Yani bunların hepsinin bir geçmişi var. Yemek sepeti bir günde 600 milyon dolara etmedi. 10 küsur yıllık bir geçmişi var. Şimdi bu süre içinde ne oldu? Bu süre içinde fikri geliştiren kişiler
bir şey ortaya koymak isteyen kişiler defalarca kez başarısızlığa uğradılar ve çok kaotik bir süreçten geçtiler. Ama buna rağmen inandıkları şey, çözmek istedikleri problem uğruna çalışmaya devam ettiler. Aslında benim vurgulamak istediğim nokta bu. Dolayısıyla peki bizim eğitim sistemimizde nasıl bir şey var? Bizim eğitim sistemimiz tamamen mükemmel olmaya yönelik ve hata yapmamaya yönelik. Şimdi ben sınıfta bazen böyle egzersizler yaptırıyorum. Çok basit egzersizler. İnsanları özellikle egzersizde bir süre sonra hızlandıklarında, hareket ettiklerinde hata yapmaları çok olası. Ama insanlar hata yapmamak için çok yavaş yapıyorlar mesela egzersizi. Veya düşünüyorlar, şimdi benim böyle mi yapmam lazım? Ya diyorum arkadaşlar, hata yapmanız lazım ki siz bunu biraz daha mükemmelleştirin. Mükemmel olmak istiyorsanız mükemmel olmama yolundan gitmeniz gerekiyor. Daha gün bir itibariyle yanlışsız ve hatasız olamazsınız. Bu çok önemli. O yüzden bu tanım çok hoşuma gidiyor. Şimdi bununla ilgili de aslında bir grafikten bahsetmek lütfen istiyorum. Tam çok benzer bir görsel. Birçok girişimi tarif eden çok basit bir görselde size anlatmak istedim aslında. Az önce bir soru vardı. İzninle böleyim. Olur. Onu da sorayım. Hemen cevaplamak zorunda değiliz ama program içerisinde belki biraz yaya. Bir girişimin başarılı olması için ne olmalı? Hani onu nasıl tanımlarsınız diye de sormuş izleyicilerimiz. Tamam. Onu yayın içinde de zaten konuşuyoruz. Şimdi genelde şöyle bir şey oluyor. Aklımıza bir fikir geliyor. Bu fikirle biz inanılmaz heyecanlanıyoruz. İşte ilk heyecan dediğimiz, ilk motivasyon. Bir araştırmaya giriyoruz, insanlarla konuşuyoruz. Az önce senin de yayında bahsettiğin gibi işte organik gıdayla ilgili şöyle bir fikir olsa ne güzel olur. Bir heyecan konuşuyoruz. Onunla bir motivasyonla başlıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ya bir dakika ya işler öyle bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. Yani biz her ne kadar ona başlasak da istesek de yani bir anda olmuyor. Bir anda her şeyin bir hızı var. Yani bu şuna benziyor arkadaşlar. Biz böyle yaz mevsimini çok seviyoruz. Yaz oldu. Bir anda sonbahar geldi. Kış oldu. Bir daha yaz gelene kadar 9 ay geçti. Yani biz istedik diye yaz gelmiyor. Bunun da bir mevsimi var. Bunun da bir dönemleri var. İlk heyecan oldu. O dönemin geçmesi lazım. Ama o dönem boyunca da çalışmak lazım. Ne oluyor? Yani ölüm vadisinde boğulmamak gerekiyor. Şimdi istisnasız bütün girişimler, fikirler, yenilikler şu ölüm vadisine ilk önce bir giriyorlar. Şimdi ölüm vadisi ne demek? Şimdi ölüm vadisi girişimlerin %80'inin boğulduğu bir yer. Hakikaten öldüğü, yok olduğu bir yer. Buraya geldiğimizde şöyle bir şey oluyor. Şimdi o ilk heyecandan korku duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Reddedilmeler var. Birilerinden bir şey istiyoruz. Sürekli böyle reddediliyoruz. Hayır olmaz, yapamayız. Kesinlikle olmaz. Yok müşteri sen ne biçim işle uğraşıyorsun? Bir işine baksana falan. Yani böyle birçok farklı şey var. Ondan sonra kendimizde güvenimizi sorguladığımız bir döneme giriyoruz. Ondan sonra ya acaba ben yanlış mı yapıyorum? Ya ben tekrardan bir iş mi arasam acaba falan. Hani böyle bir onları sorguladığımız dönem. Eğer bu dönemde biz yeterince aslında arama kritik kelime, arayış kelimesi kritik kelime. Arayış nasıl oluyor? Yeni deneyler yapma, yeni hatalar yapma. İşte başarısızlıktan başarısızlığa koşma becerisinin gerçekleşmesi gereken yer burası. Burada çünkü %100 başarısız olacağız. Önemli olan o başarısızlıklarımızdan kendimize burada bir yol bulup buradan aslında yukarıya doğru çıkabiliyor olmamız. Önemli olan bu. Peki birkaç tane yorum var. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce Kıvılcım da yazmış. Sizin hayattaki en büyük başarısızlığınız nedir diye. Ben kendimkini söyleyebilirim. İstersen sen de paylaşabilirsin. Ama şöyle hayattaki ben bütün bunları konuşurken, başarısızlığımı sorgularken, Oğuzhan Hoca'nın dediği gibi o havuzda boğulma sürecimi düşünürken dedim ki neden o havuzda boğuldum? Neden o ölüm vadisinin içerisinde kayboldum? Bununla ilgili bak çok güzel tespitler çok var. Güzel. Mesela diyorlar ki başarılı birisi olmak istiyorsak bence kim ne derse desin aldırış etmemiz lazım. Çok güzel. Kimseye inanmamak bizim gerekiyor. Bizim toplumumuzda kıskançlık var. Kimse motive etmiyor bu toplumda. Olabilir. Şöyle bu yorumları okurken de şunu düşündüm. Benim boğulduğum o vadide, o dönemde ki o başarısızlık hikayem içerisinde gerçekten çok fazla kişi benim odaklandığım şeyi yapmamam ve onun yanlış yol olduğunu söyledi. Ve o beni zaten motivasyonumu daha da düşürdü. Evet. Ve ben o adımı atamadım. Çünkü birçok kişiyi inandıramadım o fikri. Ama şu an geriye dönüp baktığımda keşke kimseyi dinlemeseydim ve motivasyonumu düşürmeseydim diyorum. Onları inandırman gerekiyor muydu bu iş için? Hayır gerekmiyordu. Gerekmeyen kişiler için. Risk almam gerekiyordu. Risk almak hayatta çok zordur. Yani birinin maddi ya da manevi sadece hani finansal anlamında değil. Yani o riski aldığınızda biri sırtınızı sıvasa al bu riski yaparsın sen deyince biraz daha motivasyonunuz artıyor. Ama zaten risk alıyorum. Bir de üstüne ne gerek var nasıl yapacaksın bunu duyduğunuzda çok kolay demotive olabiliyorsunuz. Şimdi mesela ben aslında eskisi kadar risk almanın yüksek maliyeti olduğunu düşünmüyorum. Peki. Neden?
Çünkü eskiden arkadaşlar bir girişimci olmak istediğinizde gidiyordunuz, ben bir işletme kuracağım, sanayi açacağım, restoran açacağım vesaire, bankadan kredi alıyordunuz. Ondan sonra belki evinizi ipotek ettiriyorsunuz ve başarısızlığın maliyeti çok yüksek. Şimdi, evet, başarısızlığın bir de maliyeti var değil mi? Ondan sonra ya da böyle ortaya bir sermaye koyuyorsunuz, o para eriyor belki. Ya da böyle şanınız, ününüz, arkadaşlarınız var. Ya şuna bak, bu da bir işe girdi, beceremedi. Böyle bir riskiniz var. Belirtme mesela riskler. İzleyici diyor ki sermaye kısıtlı olan bir sistemde tekrar tekrar denemek mümkün değil. Bu ülkede tek atımlı kurşunum var. Bu klasik girişimcilik anlayışı için doğru bir yorum. Ama bizim bahsettiğimiz startup anlayışı farklı bir dünyada. Bu farklı dünyada ne var? İşte melek yatırım bunun için var. Risk sermayesi bunun için var. Eş dost sermayesi ya da kuluçka sermayesi, hızlanma programı bunun için var. Buralarda hayatta kalmanız için yeterli oksijeni size sağlayacak sermaye var. Ve bunun hiçbir maliyeti yok. Ve az önceki yayında da konuştuk, her hafta konuşuyoruz. Siz girişiminizle, diyelim bir hızlanma programından kabul aldınız, size 30, 40, 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin TL hibe verebilirler size. Ya da karşılığında derler ki %5-10 civarı, hadi %20 sizden hisse alabilirler. Ve eğer başarısız olursanız siz o aldığınız parayı geri ödemek zorunda değilsiniz. Borç yükümlülüğünüz yok. Startup dünyasını geleneksel girişimcilikten ayıran en önemli fark bu. Startup dünyasında aslında risk bağlamı daha farklı. Geleneksel girişim bir restoran açmaktan, bir fabrika kurmaktan daha farklı. Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla orada nefes almak ve ölüm vadisine ilerlemek startup dünyasında daha mümkün. Peki, zaten buna uğraşılıyor. Bir soru daha var, sonra devam edelim görselleri. Ölüm vadisinden çıkabilmek ve pes etmemek de yaratılış özelliği olsa gerek demiş bir izleyicimiz. Aslında her konuya yaratılış özelliği diye de bakabiliriz. Bakmaya da biliriz. Kazanılabilir yani yeti aslında. Yani girişimci doğmak aslında zorunda şöyle, değil aslında şöyle, bu sadece girişimci olunabilir de. Hayatta hepimiz hayata farklı noktalardan başlıyoruz. Başlangıç noktası kesinlikle çok önemli. Kesinlikle bugün zaten Ali Sabancı hep söylüyor. Benim diyor en büyük girişimciliğim, ben doğru anne babayı seçtim. O da yetmedi, doğru kayınpederi seçtim diyor. Şimdi herkesin başlangıç noktası farklı. Ama çok gerilerden gelip öne geçen de çok var. Şimdi Mark Zuckerberg yani öyle bir, veya Nevzat Aydın yani çok büyük girişimciler ama Koç Sabancı değildi ama bugün geldikleri noktada sahip oldukları aslında ün. Bir de karakter özelliğinden bahsediyorlar ama yani bazıları yaratılıştan bahsetmez. Şimdi karakter de aynısı. Karakterde de doğuştan gelen aynı noktada başlamıyoruz. Ama kimimiz kimimize göre daha ileride olabilir. Bu girişimcilik özelinde diyorum. Kimimiz daha böyle kendi içine dönük olabilir. Ama bunlar da geliştirilebilen şeyler. Bunlar aslında karakteriniz geliştirmekten ziyade arkadaşlar karakterinizi dönüştürmeniz lazım. Dönüştürmekle değiştirmek arasında fark var. Dönüştürmek için sizin dramatik olarak hayatınızda belli aslında dönüm noktaları yaşamanız lazım. Bunlara da travma diyoruz. Ama bu travma hani bazı kişiler var. Hani programımıza da gene konuk ettik. Mesela anne babası vefat ediyor. Zorunlu olarak giriyor ve çok başarılı oluyor. Halbuki kendisi öyle olacağına inanmasa bile. Yani o kötü deneyim aslında belki de iyi bir şeylerin şimdi, nedeni olabiliyor. Ama sebebi biz olabiliyor. Bu programda arkadaşlar yapmak istediğimiz şey ise şu. Aslında bu travmaları zorunlu olarak yaşamak zorunda değilsiniz. Kendi kendinize de bu dönüşümü sağlayabilirsiniz. O en başta dedin ya en büyük başarı irademe hakim olmak diye. O iradenize hakim olarak bu dönüşümü sağlayabilirsiniz. İzleyicimize cevabım budur. Yani İrade karakterinizle, iradenizle dönüşüm sağlayabilirsiniz. Ve aslında belirsizlik ve riskle ilgili bir grafiğimiz vardı. Tam yeri gelmişken ondan bahsedeyim. O grafik neden önemli? Dedim ya geleneksel girişimcilik dünyasıyla startup bağlamında aslında bir fark var diye. Bu grafik değildi ama hani girişim belirsizlik ve riskle olan ilgili olan grafik. Şimdi geleneksel bakın iki tane grafik var. Görüyorsunuz bir tanesinde yerde böyle çiviler var çok ölümcül. Bir tanesinde bir güvenlik ağı var. Şimdi geleneksel girişimcilikte başarısızlığın maliyeti çok yüksek. Neden? Aynen izleyicimizin söylediği gibi tek atımlık kurşunu var girişimcinin. Ve bu tek atımlık kurşun da eğer ölürse bitti. İşte ölüm vadisinde kaldı ve başarısız olma şansı yok. Kesinlikle başarılı olması lazım. Bu geleneksel bakış. Startup bakışındaysa durum daha farklı. Dediğim gibi startup bakışında başarısız olmak mümkün ve hatta gerekli ve hatta istenen bir şey. Yani çok büyük bir tane başarısızlık yerine ufak ufak bir sürü başarısızlıktan bahsediyoruz. Burada tekrar tekrar deneyip tekrar karşıya atlamak mümkün.
İşte belirsizlikleri aşmanın yolu da bu deneme yanılma. Önceden doğrudan risk alıp atlamak gerekiyor da bir fabrika kuracaksak, bir restoran açacaksak. Şimdi ise belirsizlik var. Aslında risk eskisi kadar yüksek ölçüde değil. Deneye deneye bu belirsizlikleri aslında riske çevirmemiz gerekiyor. Tabii ki yine de buradan buraya atlamak ne olursa olsun riskli bir şeydir. Tahir Bey diyor ki yani bu anlattıklarınızı tabii anlamak, uygulamak lazım ama 80 milyonluk ülkeyiz, kendimize ait bir icadımız yok, global bir üretim yok. Türkiye'de nerede bu girişimci ruh? Bence biraz haksızlık ediyorsunuz. Web yayınlarımız kadar TV programlarımızı da takip edin lütfen. Bloomberg ET'de her cuma günü 11'de canlı yayınımız var ve çok güzel girişimcilik hikayeleri var. Hepsini ağırlıyoruz ama konu icat deyince yani bir ne yapalım hani henüz biz bir Elon Musk çıkaramadık diye üzüleceksek bunu üzebiliriz tabii ki. Ya aslında o tip örnekler de geliyor. Yok değil. Yani o tip girişimciler de var. Önümüzdeki dönemde gene programımız ama ben gerçekten kötümser değilim. Yani artık eskisi kadar kötümser değilim. Kesinlikle. Türkiye. Bu programlarla en azından. Bunu evet kesinlikle. Gerçekten çok güzel hikayeler, güzel projeler çıkıyor Türkiye'den. Az önceki o slaydımızı bir gösterebiliriz. Şimdi burada aslında ifademi tekrar vurgulayacak olursa yaratıcı olmak ve denemek, yanılmak, öğrenmek gerekiyor. Yani eğer biz bu startup dünyasında başarılı olmak istiyorsak. Yani yaratıcılık çok önemli. Yaratıcılık niye önemli? Çünkü bilinen, konvansiyonel, geleneksel yöntemler çoğu zaman işe yaramıyor. Zaten işe yarasa bile arkadaşlar herkesin yaptığını yapıyorsanız zaten kendinize özgün bir değer üretmiyorsunuz. Yaratıcı olup kimsenin yapmadığı yoldan gitmeniz lazım. Şimdi dolayısıyla birçok kimsede de yanılgısı oluyor. Ya ben önce şu ürünü yapayım ondan sonra satarım. Ama girişimler ürünü olmadığı için başarısız olmuyorlar. Girişimler ancak ve ancak finansal modeli olmadığı için ya da müşterisi olmadığı için başarısız oluyorlar. Burada bununla ilgili Airbnb'nin aslında bir tabii örneği var. Tabii sonuç dakikada ondan, belki örnekleri aynen, bir örnek biraz olarak bakabiliriz. Yani ne demek kapanışa istiyoruz? O örnek üzerinden bir bahsedebiliriz aslında. Mesela bu grafik Airbnb'nin nasıl başladığını anlatıyor. Çok enteresan bir hikayeleri var Airbnb'nin. Kurucuları işte Joe ve Brian. San Francisco'da iki tane bunlar grafik tasarımcı ve kiralarını ödeyemiyorlar. Kazandıkları para yetmiyor. Oturuyorlar bakıyorlar bir gün ceplerinde $1000 para var. Yani düşün evleri kendilerini geçindiremiyorlar. Yıl kaç? Yıl 2007. Şimdi tam... Yani 2007'de gerçekten hani Türkiye'ye hikaye uyarlayacak olursak cebimde 1000 TL var sadece. Evet, ortamla kirayı ödeyemiyorum. 500 sende var ortam, 500 bende. Beraber aynı evdeyiz. Projemiz de ortada kaldı. Projemiz falan yok daha bu arada. Daha proje bile yok. Freelance çalışıyoruz. Freelance, peki. Grafik tasarımı yapıyoruz. Ya diyoruz ki biz kirayı nasıl ödeyeceğiz arkadaş? Yani kirayı bile ödeyemiyoruz. Kirayı... Evet. Ondan diyorlar ki ya diyorlar evde hava yastık, hava yatakları var. Tamam mı? Ondan diyorlar ki ya şu eve bari yapalım. San Francisco'da şeyler pahalı. Acaba bu yatakları biz kiralasak kalan olur mu diyorlar. Sonra gidiyorlar bir tane airbedandbreakfast.com diye çok basit. Yani öyle birkaç saatte yapılabilecek ufak bir site yapıyorlar. Ondan sonra bu siteyi de Craigslist diye bir tane site var. Böyle sahibinden com gibi. Evet. Bu da Türkiye'de kullanıyor Craigslist. Evet. Craigslist'te ilan veriyorlar. Orada da tam o zamanda da San Francisco'da böyle fuar için gelen insanlar var ve oteller fahiş pahalı. Yani çok pahalı. 300 dolar, 500 dolar falan. Şimdi bunlar kaç dolardan? Kendi evlerini kiralıyorlar kendi aslında. Kendi evlerinde yatak kiralıyorlar. Zaten o yüzden Airbed. Kiraladıkları şey Airbed. O yüzden sitede airbedandbreakfast.com diyorlar. Diyorlar ki bir yatak $80. Alternatifi otelde $300. Ve iki erkek bir kadın $80 ödeyerek bir gece kalıyorlar. Bunlar diyor wow müthiş. Yani düşün akıllarına fikir gelince benim aklıma bir fikir geldi. Bana kimse destek vermiyor demek yerine hemen fikri teste tabi tutuyorlar. Test derken deneme yanılma hata yapma derken bunu kastediyorum. Hemen ilan veriyorlar. Hemen evlerinde test yapıyorlar. $80'dan 3 kişi evlerinde konaklıyor. Sonra diyorlar ki arkadaş bu büyük bir fikir. Yani biz bunun üstüne gidelim. Sonra üçüncü bir arkadaşlarını davet ediyorlar. Giderek çoğalıyor. Ondan sonra bir tane girişimcilik konferansında projeyi anlatıyorlar. Bakın daha hala para yok. Ondan sonra ve deniyorlar ve haftalık kazançları bu arada yani böyle 20-30 kişi falan kalıyor. Gene yetmiyor. Yani gene haftalık kazançları birkaç yüz dolar ya da $1000 böyle bir şey var. Ve o sırada yaratıcılık dedim ya. Kendilerine ek geliri yaratmaları lazım ve yok, yatırım yok. Çok enteresan bir şey yapıyorlar. Obama'nın seçim kampanyası var. Obama ile McCain'in San Francisco'da konferansa geliyorlar.
Diyorlar ki ne yapalım, ne yapalım, bir sürü insan gelecek orada şeye, konferansa. Biliyorsunuz kahvaltı gevreğini Amerikalılar çok sever. Evet. Diyorlar ki kahvaltı gevreği alalım, Obama yazalım. Bir tanesi O yazalım, bir tanesi M yazalım. Ondan çok sonra gelenler o şeyin önünde, konferansın önünde kahvaltı yapamayacak insanlar. Oradan onu alsınlar, yesinler. Ve tanesi 40 dolardan Obama kahvaltı gevreği satıyorlar. Ve o gün 30 bin dolar kazanıyorlar. Yani bakın bu bizim işte köprüde simit satan, su satan kişilere benziyor. Yani böyle fırsatçılık ya da benzer işte Tarkan konserinde zil satan girişimcilere benziyor. Ve bundan sonra bakın ilk yatırımlarını bundan sonra alıyorlar. 30 bin dolar alıp hayatta kalmaya başardıklarında 2009 yılında, bakın 2007'den 2009'a 2 yıl geçmiş. 2009 yılında Y Combinator denen büyük bir hızlanma programından 20 bin dolar alıyorlar. Ardından yine böyle birkaç tane başarısızlıkları var. Mesela aylarca haftada 200 dolar kazanıyorlar. Bakın para almalarına rağmen. Yani başarılı oluyor, tekrar başarısız oluyorlar. İstersen toparlayalım yavaş tamam. yavaş. Çünkü son nihayetine gelelim. Bakın defalarca başarısız olup, mesela neden başarısız oluyorlarmış? Fotoğrafları düzgün çekilmiyormuş. Gidiyorlar kendileri düzgün fotoğraf çekiyorlar falan. Devamında birçok, bakın birçok VC'den reddediliyorlar yatırımcıdan. Ve sonrasında yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar. Ve arkadaşlar bugüne geleyim. Bugün itibariyle, yani 2014 itibariyle bu grafik. Hı hı. 2014 itibariyle Airbnb'nin değerlemesi 10 milyar dolar. Şimdi bugün bakınca wow, ya bak adamın parası var diyorsun. 80 dolarlık kazançtan 10 ama milyar dolara. Ama 2 yıl boyunca hiç parası yoktu. Kirayı ödeyemiyordu. İşte başarısızlıktan başarısızlığa koşmak ve ölüm vadisinden çıkmak aynen Airbnb gibi olmak da mümkün. Oğuzhan çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir yayındı gerçekten. Umuyoruz ki izleyiciler içinde biraz vizyon yaratıp birazcık bakış açılarını genişletebilmişizdir. Çok sağ olun sorularınız, yorumlarınız için. Haftaya Cuma yine karşınızda olacağız. İnşallah Airbnb gibi startupların buradan çıkmasını diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.